isteniyor. Bu şöyle hesaplanır. Şimdi en yerine 2'den başladığı için önce 2 yazacağız. Sonra en yerine 3 yazacağız. En yerine 4 yazacağız. Böyle ilerleyecek. Sonsuza kadar en değerlerini yazacağız. Şimdi en yerine 2 yazarsak bu ifade 2 bölü 5'in şuraya 2 yazıyorum. 2 eksi 1 birinci kuvvet olur. Artı en yerine 3 yazarsak 2 bölü 5 üzeri 3 yazıyorum. 3 eksi 1 2. İkinci kuvvet oluyor. Artı en yerine 4 yazarsak 2 bölü 5 şu parantezi koymuştuk zaten. Şöyle. 2 bölü 5 en yerine 4 yazınca 4 eksi 1 üçüncü kuvvet olacak. Artı nokta nokta sonsuza kadar gidecek. Bizim hesaplamak istediğimiz ifade bu. Şimdi şöyle bir kuralımız var. Eğer 0 ile 1 arasında şöyle bir köşeye yazıyorum. 0 ile şöyle R diye yazayım. Ya da K diye de yazabiliriz. K olarak yazayım. Şöyle 0 ile 1 arasındaki herhangi bir K sayısı için şöyle bir toplamla karşılaşıyorsak K üzeri 0, K üzeri 1, K üzeri 2 nokta nokta böyle sonsuza kadar giden bir toplamla karşılaşırsak bunun sonucu 1 bölü 1 eksi K'ya eşit olur. Eğer sonsuza doğru gidiyorsa bu sayılar giderek küçülür, önemsiz bir hale gelir. Eğer toplanırsa bu ifade, sonsuz tane bile olsa, burada sonsuz tane bile olsa sonucu şöyle bir sabit sayıya eşit olur. Ama K'mız 0 ile 1 arasındayız. Şimdi bizim sayımız 2 bölü 5'imiz, kuvvetleri alınan sayımız 2 bölü 5'imiz 0 ile 1'in arasında. O halde eğer 0. kuvvetten itibaren başlamış olsaydı bunun sonucu şöyle hesaplanabilir. Şu an 0. kuvvetten başlamıyor. Ama bunu da kolayca halledebiliriz. 2 bölü 5 parantezini alıyorum ben. Eğer 2 bölü 5 parantezini alırsak burada bir tane vardı 2 bölü 5'ten geriye 1 kalacak. 1 artı şuradan 2 bölü 5'in karesiydi. 1'ini aldık. 1'i kalacak. 2 bölü 5'in şöyle birinci kuvvetli. Burası küpüydü. 1'ini aldığımız için 2 bölü 5'in burada da karesi kalacak. Artı nokta nokta sonsuza doğru gidiyoruz. Şimdi şu 1 dediğimiz şey aslında 2 bölü 5'in 0. kuvvetidir. Yani k üzeri 0'dır başka bir işte. İşte birinci kuvvet, ikinci kuvvet sonsuza kadar gidiyor. Şu toplamın sonucu şöyle birden başlayan bu toplamın sonucu 1 bölü 1 eksi 2 bölü 5'e eşit olur. Az önce yazdığım şu formülden dolayı. Biz bunu hemen hesaplayabiliriz. Şöyle yaparız. Kısa bir çıkarma işlemi yapacağız. Çaprazıyla çarpıyorum. 1 bölü 1 kere 5, 5. 2 çıkarırsak 3 bölü 5. Yani 5 eksi 2, 3. 3 bölü 5. Bunu da ters çevirirsek 5 bölü 3 olur. Yani şu kısım aslında 5 bölü 3'müş. Yazalım yerine. Önünde 2 bölü 5 vardı. Şu toplamı da 5 bölü 3 olarak hesapladık. Buradaki 5'ler sadeleşecek. Bizim sonucumuz 2 bölü 3 olacak. İfadenin sonucu 2 bölü 3 yani.